İlk veriler geldiği zaman hipertansiyon ön plana çıktı ve kalp hastalığının en, en çok rastlanan bölümü hipertansiyon olduğu için ve hipertansiyonda kullanılan bazı ilaçların e, özellikle bu virüsün e, akciğere yapışmasını kolaylaştırdığı, ACE2 yani hmm. reseptörleri vasıtasıyla yapıştığı konusunda ve gerçekten bizi bir e, rahatsız etti bu konu çünkü ee, bazı yayınlarda bazı deneysel çalışmaları SARS'tan sonra SARS da biliyorsunuz bir e, evet. kol virüsü ee, SARS'tan sonra yapılan deneysel çalışmalarda ace 2 reseptörünü bazı tansiyon ilaçlarının arttırdığı ve bu sebeple de e, koronada da e, tansiyon ilacı kullanan ve tansiyon hastalısı olanlarda bu hastalık daha çok görülüyor diye bir tez ortaya atıldı. Evet. Başka bir grupta dedi ki, dedi ki hayvan, hayvanlarda yapılan çalışmalar gösterdi ki aslında koruyucu etkisi de var. Çünkü acı acı, acı reseptörü koruyor. Dolayısıyla hangisi yani koruyor mu korumuyor mu diye e, bu iki aylık süreçte e, hem hastalar hem biz konfüze olduk. Yani ortada kaldık. Ancak en son gelen Tabii Çin'deki gelen veriler genelde sayı ile ilgili. İşte şu kadar hasta oldu, şu kadarını kaybettik, hı hı. şu kadarında şu vardı, bu kadarında bu vardı. Ama hı hı. alt kırılımlar yoktu. Geçen haftadan beri özellikle Amerika'dan e, gelen yayınlar, yayınlar veya işte Avrupa'dan birkaç yayın var. Bunlar da aslında e, doğru tansiyon hastalarında bu çok oluyor. E, korona tutulumu fazla. Ancak bunun kullanılan ilaçlarla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Çünkü 5 grup tansiyon ilacımız var. 5'inde de bu bunlar oluyor aslında. Hmm. yani ne bu verip... aynı zamanda damarların da tutulumu, damar tutulumu da yaptı da ortaya çıktı değil mi koronavirüs, covid 19 Doğru. Doğru. Zaten asıl problem de o. Yani biz tansiyona fiksi olduk ama asıl bizi ilgilendiren bölümü maalesef bu koronavirüs direkt gidip direkt kalp dokusuna, miyositlere yani kalp hücrelerine etki ettiği, hatta damarların iç duvarı endotele etki Hı. ettiği ortaya çıktı. Ve şimdi başka bir soru da şu. Ee, tamam yoğun bakımlarda biz bunlarla mücadele ettik. Bu bölümüyle de mücadele ettik ama şimdi mesela Türkiye'de 100 bin üzerinde şey var, iyileşmiş vaka var. Evet. Dünya üzerinde de bayağı ciddi anlamda şimdi 4,5 milyondan çoğu iyileşmeye başladı. Ama hasar ne? Ha. İyileştikten sonra da kalp, kalp damar sistemini nasıl etkiliyor soruları şu anda sorgulanıyor. Şimdi en çok Ve en hatta... çok bizim aldığımız, sevgili Melih, aldığımız soru bu zaten. Yani biz bunun cevabını biliyor muyuz peki? Aslında biz bu sorunun cevabını dolaylı biliyoruz. Şöyle ki, Hı. yine Amerika'da yoğun bakıma alınan zaten o e, Hanım da biliyor, e, bu bizim yoğun bakımdaki hastalarda toplar damar pıhtısı son derece fazla oluyor. Yatay yata, evet. yata pozisyonda hareket edemediğimiz için bunu engellemek için de bazı ilaçlar kullanıyoruz. Hı hı. Bu ilaçları kullanmamıza rağmen yoğun bakımdaki hastalarda Amerika'da %32-35 arasında yani hastaların hemen hemen üçte birinde yine de pıhtı olmuş. Ve hı. ölümcül <laughs> pıhtılar. Son derece önemli pıhtılar. Hı. Ve taburcu edilen hastaların bazısında da Tamam PCR yani Covid'i negatife geçmiş ama hastalarda pıhtılaşma problemi devam ediyor. Peki. Dolayısıyla yeni kon, yeni konseptimiz şu. Bu hastalarda en az 3 ay belki 6 ay diyeceğiz daha sonra ama şu an için en az en az 3 ay yüksek doz kan sulandırıcı vererek bu hastaları koruyalım konsepti oturdu. Şu anda buna karar verildi. Yani bunu uyguluyoruz da. Ancak başka bir problem daha var. Bir de farkında olmadan hani diyoruz ya asemptomatik hastalar var, farkında olmadan bu hastalığı geçirmiş hiç hastalar hiç belirti vermeden <laughs> değil mi belirtileri olmadan <laughs> hiç belirti olmadan evet. Hı -hı. Şimdi bunda da ben klinik tecrübemden söylüyorum. Son 10 gündür biz tekrar hastalarımıza bakmaya başladık, bunları görmeye başladık ve bu hastaların bazılarında bazı bulgular gördük. Şimdi bunların adını tam koyamıyoruz. Ama kalp performanslarında düşüşler e, fark etmeden geçirmiş hastalar. Şimdi tabii <laughs> diyeceksiniz ki bunu nasıl saptıyorsunuz? Maalesef şu anda elimizde öyle bir şey yok, antikor kiti yok. Aha, şimdi e, onu soracaktım. Mevcut. Yani o, sadece sezi o, bu herhalde, değil mi? Yani olabilir diye Hayır, mi sadece. Klinik <laughs> Yok, şeycim, Sadece sezi değil de bulgu. Bulgu bulguyu görüyoruz. Anladım. Yani, bulguyu görüyoruz. E, yani bu performansları düşmüş. Ee, ve e, bazı hastaların ritim bozukluğu ilerlemiş, bazı hastaların tansiyon kontrolü değişmiş, yani hmm. bir, bir şeyler var. Bunları görüyoruz evet. bulguları. Ve biz ne yapıyoruz? Sem semptomatik tedavi yapıyoruz. Yani olan hmm. çıkan e, semptomu bulguyu e, yok etmeye yönelik tedavi düzenliyoruz. Hmm. Hmm. Ama e, mesela şimdi bazı hastalarda kardiyak MR çektirdik. E, kardiyak MR çok bizim için değerli bulgu. Kardiyomiyopatilerde yani kalp kas bozukluklarında enteresan şekilde bu aralar bu hastaları fazla yakalamaya başladık. Son 10 gündür biraz fazla. Yani tabii endokardit mi miyokardit mi hastalıklar... Evet. Şimdi miyokard zaten biliyoruz ki miyokarditlerin çoğu sebebi zaten virüsler. Önceden de vardı bu. Yani daha önce biliyorsunuz grip mesela influenza virüsü de miyokardit yapıyor. Hı bunun gibi aslında virüsler bu işin e, şey ama bu aralar belki de bu işe konsantre olduğumuz için Çünkü çok ha, net tabii. konuşmamak lazım ee, yanlış da insanları yönlendirmemek lazım Aha. Bir de tabii e, ben, ben detaylı çalışan bir ekibim. belki hani ben yakalıyorum o da olabilir hmm. yani Belki hmm. daha önce de var hmm. piyasada hmm. biz yakalamıyorduk Bu hastalığı biz de bilmiyoruz biz de öğreniyoruz tabii. hekimler de öğreniyor evet. Çok değişik bulgularla ortaya çıkıyor İlk başta herkes tutturdu bir ateş diye vaka Hı -hı. tanımında. Biz söyledik yani bu ateş Hı -hı. değil ya sadece yarısında var. Hatta yoğun bakıma giren hastaların ilk başta yüzde otuzunda plan var. Yani hiç ateş Hı -hı. de yok. Dolayısıyla bunun e, tanımını Hı -hı. veya ayrımını hekimler yapmalı. E, i̇ki hafta önce bir hastam beni ishal oldum diye ödüyor. İki gün geçmeyen ishal. Evet. <laughs> Şimdi hasta benim hasta tansiyon hastası, kalp hastası. Evet. Yüksek e, olan bir hasta. Ama ishalle bunun normalde bağdaşmaması lazım. Evet. Ama o hasta da Covid çıktı. Ha. Evet. Yani şu, Çünkü ishalde bir bulgu oldu. Şimdi burada <laughs> ishalde bulgu oldu. İşte bir ara işte koku alamamadan tutun da... E, en basit bela bir hastamda da bel arası. bel arası mesela evet.